Canım Penceresi'nden herkes saygılar, sevgiler. İkinci El Alınır Mı serimizin 14. konu Dacia Duster ve serimizin sloganı ise her otomobil alınır. Önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı. Duster, Renault Tasarım Merkezi'nde geliştirilmiş ve 2010 yılında Dacia markası ile ülkemizde satışa sunulmuştur. 2017 yılına kadar satılan birinci nesil Duster'larda marka mühendisliği yapılarak Rusya, Ukrayna gibi bazı ülkelerde Renault Duster, Hindistan'da ise Nissan Terrano olarak satılmıştır. Montajı Hindistan, Endonezya, Rusya, Brezilya ve Romanya'da tamamlanan Duster 5 kapılı bir crossover'dır. Birinci nesilde 12 farklı motor modifikasyonu bulunsa da ülkemizde 1.5 litre dizel ve 1.6 litrelik benzinli motorlu modelleri daha yaygındır. 1.5 litrelik dizel motorlarda 85, 90 ve 110 beygirlik modifikasyonlar vardır. Model yılı artması ile birlikte hem Avrupa yasalarına uygun olan emisyon standartları hem de motorların verimlilikleri iyileştirilmiştir. Dizel motorlu sadece önden çekişli Duster'ların şehir içerisindeki yakıt tüketimi genel olarak 6 litre seviyelerindedir. 4 çekerli dizel motorlu Duster'ların ise günlük pratik kullanımda şehir içi yakıt tüketimleri 7-8 litre seviyelerindedir. Piyasada azınlıkta olan 1.6 litre 105 beygirlik Duster'larda önden çekerliler şehir içerisinde 10 litre seviyelerinde yakıt tüketirken 4 çekerlilerin tüketimi ise 12 litrenin üzerine çıkabilmektedir. Fabrikasyon LPG'li Duster'larda ise tüketim hacmen %10-%15 oranında daha yüksektir. Nissan'dan alınan 4 çeker sisteminde 3 farklı çekiş kontrolü vardır. 2WD'de sadece önden çekiş varken otomatik modda ön ve arka tekerler arasındaki torkun dağılımı zemindeki tutunma doğrultusunda otomatik olarak gerçekleşir. Normal koşullarda tork sadece ön tekerlere aktarılırken çekiş kaybı durumunda veya zayıf tutunma şartlarında torkun bir bölümü arka dingile aktarılır. Zorlu yol şartlarında ise tork her iki dingil arasında 50-50 oranında eşit dağıtılır. 4WD modunda ise orta diferansiyel kilitlenip torkun her iki dingil arasında yine 50-50 oranında eşit oranda dağıtılması sağlanır. Araç bu moddayken 60 km hızı geçerse sistem otomatik olarak kendisini otomatik moda alır. Bu kullanım kar, çamur, kum gibi zorlu yol tutuşunun olduğu, tutuşun az olduğu yollarda ve düşük hızlarda tavsiye edilir. Adventure, Ambiance, Comfort, Laureate birinci nesil Duster'ların donanım paketlerindendi. İlk gelen Duster'larda başlangıç paketlerinde arka camlar manuel olup opsiyon listesinde metalik renk dışında klima, navigasyon ve multimedya bulunuyordu. Başlangıç donanımı olan Ambiance'larda direksiyon kumandalı radyo, Bluetooth, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, ABS fren sistemi, iki hava yastığı, Isofix, yokuş kalkış desteği ve elektronik denge kontrolü sistemi standart olarak sunulurken donanım paketlerinden Laureate'e çıkması ile birlikte elektrikli aynalar, elektrikli arka camlar gibi eksikler giderilerek kol dayama, gündüz farı, alaşımlı jant, sis farları gibi donanımlar ekstra olarak sunulmuştur. Birinci nesil Duster'larda otomatik şanzıman alternatifi sunulmazken 5 ve 6 ileri manuel şanzımanlar bulunmaktadır. Yaklaşık ağırlıkları 1.2 ile 1.3 ton arasında olan Duster'lar 4315 mm uzunluğa, 50 litrelik yakıt kapasitesine ve 475 litrelik bagaj kapasitesine sahiptirler. Kuru ve sıcak zeminde yapılan fren testlerinde 4x2 Duster'ların 100 km hızla durma mesafeleri 42, 130 km hızla durma mesafeleri 70 metre iken 4x4 modellerinin 100 km hızla durma mesafesi 46, 130 km hızla durma mesafeleri ise 75 metredir. Bu sayılar SUV sınıfı için başarılı denebilecek seviyede olsa da Duster'larda frenleme anındaki manevra kabiliyeti gelişmiş değildir. Birinci nesil makyajsız kasa Duster 2011 yılında yapılan Euro NCAP güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 74, çocuk yolcu güvenliğinden 78, yaya güvenliğinden 28, güvenlik yardımcı sistemlerden 29 puan alarak toplam değerlendirme sonucunda 5 üzerinden 3 yıldız almıştır. 2013 yılında makyaj ile birlikte biraz daha kaslı ve ihtişamlı görüntüye kavuşan Duster'larda cam açma kapama tuşları orta kısımdan sürücü kapısına alınmış, dokunmatik ekran opsiyon olarak satılmaya başlamış ve dış görünüşte far, tampon, nikelaj değişiklikleri yapılmıştır. Duster'ların artıları SUV, crossover sınıfındaki rakiplerine nazaran daha düşük fiyatlara satılmaları, arkasında Renault gibi ülkemizde yaygın, benimsenmiş, sevilen bir marka olması, bayi servis yedek parça usta temininde sorun yaşanmaması ve yedek parça fiyatlarının SUV sınıfından çok ekonomik otomobil fiyatlarına yakın olması önemli avantajları. Ayrıca modelde ağırlıklı olarak
kullanılmış olan 1,5 litrelik dizel Renault motoru verimli, ekonomik, performans yönünden tatmin edici olması da Duster'a önemli bir avantaj kazandırıyor. Bu avantajların sonucunda hem 0 kilometrede hem de ikinci elde çok tercih edilen bir araç yapıyor. Yerden yüksek gövdeyi stabil tutabilmek için biraz sert süspansiyon sistemi kullanılmış olsa da Duster konfor ve sürüş yönünden genel beklentileri karşılayabiliyor. Arazi koşulları da düşünüldüğünden birinci ve ikinci vites aralıkları kısa fakat genel olarak şanzıman ve motor uyumu başarılı. Ayrıca şanzıman isteklere hızlıca cevap verebiliyor. Makul fiyatları ile sınıfının en çok satanı olan Duster'ların olumsuz yönleri. Yalıtım, işçilik ve malzeme kalitesinin düşük olması ve bunların beraberinde getirdiği iç mekan kalite hissiyatı düşüklüğü, yol, rüzgar sesi ve zamanla oluşan trim sesleri Duster sahiplerini rahatsız edebiliyor. Ayrıca donanım olarak zengin olmayan Duster'ların direksiyonlarında derinlik ayarı da bulunmuyor. Özellikle dört çeker sürüşü oldukça keyifli olan Duster'ların görüş açısı, oturma pozisyonu başarılı olsa da ağırlık merkezi yüksekliğinden ve ekonomik olması hedeflendiğinden kullanılan ucuz malzemelerin de etkisiyle güvenlik zafiyetleri önemli bir olumsuzluk. Farları açıkken kornanın çalışmaması en sık görülen kronik sorunu iken arıza ışıklarının sıkça yanması dört çekerli modellerinde diferansiyel sorunlara görünen kronik problemlerinden. Kapı döşemelerinin zamanla kendiliğinden gevşemesi, torpidonun gıcırtı gibi ses yapması ise genel kullanıcı şikayetlerinden. İkinci el otomobil alırken genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar ile birlikte Duster'ların dizellerinde enjektör durumuna, turboya, dört çekerlerinde ise diferansiyel durumuna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Ülkemizde SUV, crossover sınıfında Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan gibi modeller ön planda olsa da Duster'ı kalite anlamında sınıfındaki rakipleriyle kıyaslamak çok doğru değil. Çünkü Duster fiyat olarak onlardan çok daha makul fiyatlara alınıp satılabiliyor. Bu da ucuz, kolay ulaşılabilir Jeep denildiğinde Duster'ları ön plana çıkartıyor. Duster alınır mı sorusuna bizim cevabımız. Serimizin sloganında olduğu gibi her otomobil alınır. Önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı diyoruz. Duster ile ilgili bir genelleme yapacak olursak, öncelikle tercih nedenleri, fiyatları, tasarımı, genel olarak ihtiyaçları ve beklentileri karşılama yönünde yeterli olması, ekonomik olması, önemli sorunlar çıkartmaması ve sorun çıkarttıklarında büyük zorluklar ve büyük maliyetler oluşturmamaları. Ayrıca ikinci elde ilgi görüp çok değer kaybetmemesi gibi önemli avantajlar Duster'ları alınabilir kılıyor. İkinci el piyasalarında ilk gelen 2010 model civarı birinci nesil Duster'ların kötü kondisyondaki ya da ağır hasar kayıtlı yüksek kilometrede olanlarının fiyatı 150 bin lira seviyelerinden başlarken temiz, düşük kilometreli, boyasız olanlarına 250 binler bile talep edilebiliyor. 2013 model sonrası makyajlı kasalarda ise fiyatlar 180-190 bin lira seviyelerinden başlayıp model yaşı gençleşip genel durumu iyileştikçe 300-350 bine kadar çıkabiliyor. Bu videodan bizlerden bu kadar. Umarım Duster'larla ilgili aklınızdaki sorulara cevap verebilmişizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.